Yalnızca WWE değil, güreş tarihinin de en çok reyting getiren zamanları WWE ve WCW arasında rekabetin olduğu zamanlardı. WCW 2000'lerin sonlarına doğru inişe geçse de WWE için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar tam tersi yükselişe geçtiler. WCW'nun daha büyük şeyler yapması, WWE'nin onlara karşılık vermek için yepyeni bir döneme girmesine sebep oldu. Bu devri zaten güreşle ilgilenen herkes bilir. Attitude Era. Belki yeni merak saranlar varsa, Attitude Era WWE tarihinin muhtemelen en iyi dönemleriydi. Hikaye kurguları, izlenirlik ve seyirci ilgisi olarak o zamanlar çok başkaydı. Daha önce bu dönemle ilgili birçok video yaptım ama bu sefer biraz daha o devrin arka planına gireceğiz. 90'ların ortalarında sinyalleri verilen bu çağ, Stone Cold'un yükselişi, Montreal Screwjob, Rock ve Triple H'in şirketin tepelerine oynamasıyla resmen güreşseverleri içine katmıştı. İşte WWE'nin en popüler dönemi Attitude Era zamanları ile ilgili bir takım bilgilere gelin birlikte bakalım. WWE'nin WWF olduğu zamanlar logosu da farklıydı. 2014 yılında daha modern hale gelen logodan önce çizim şeklinde olan logo ilk kez 1997'de kullanılmaya başlandı. World Wildlife Fund yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı ile girdikleri isim hakkı davasını kaybeden WWF, WWE'ye dönmüştü. İşte o meşhur çizikli logonun ilk çıktığı zaman tam olarak Survivor Series 1997'deydi. Montreal Screwjob'un gerçekleşeceği bu pay-per-view'den sonra aslında Attitude çağı resmen başlayacaktı. Gösteri sırasında o meşhur I'm Just a Wrestler tanıtım videoları yayınlandı. Bret Hart'ın başrolünde olduğu bu tanıtım videosunda resmen Attitude terimi de kullanılıyordu. Tanıtım videosunun sonunda ileriki yıllarda kullanılacak olan bu logo gösterildi. İşte WWF'in efsane logosunun debut tam olarak Attitude Era'nın da başlangıcıydı. Güreşte birçok değişik maç türü yapılıyor. Kafes maçları bunlardan en dikkat çekenleri. Günümüzde Steel Cage ve Hell in a Cell bu tür maçların en sevilenleri. Daha geniş çaplıları da var. Hatta AEW'daki Steel Cage'in daha yüksek olanı da var. Geçmişe, Attitude Era'ya baktığımızda burada farklı bir kafes türü dikkatimizi çekiyor. Lion's Den, yani aslan kafesi. Normalden çok daha küçük bir kafes bu. İlk olarak 1998 yılındaki SummerSlam'de Owen Hart ve Ken Shamrock arasında bir aslan kafesi maçı düzenlendi. Bunun amacı popülerleşen UFC seyircisini de güreşe yönlendirmekti. Tarihte çok az aslan kafesi maçı yapıldı. İlginç olanı ise bunlardan birinde Vince McMahon de güreşti. UFC seyircisini çekme amacı gerçek dövüşçülere bu tür maçlarda yer vererek sağlanmaya çalışılıyordu. Ken Shamrock ve Steve Blackman aslan kafesinde güreşen isimlerdendi. Attitude Era'da yapılan ve belki de bilmediğiniz bir maç türüydü aslan kafesi. Kevin Nash ve Scott Hall kendilerine daha çok para veren WCW'ye gittiler. WWE için bu ciddi bir sorundu. Şirkette en tepe isimlerden ikisi artık yok. Daha da ötesi, orada çok daha büyük olaylara kapı açacak işler yapacaklardı. Nash'in WWE'deki hali Diesel, Scott Hall'un da Razor Ramon'du. Bu iki karakterin de telif hakları WWE'de olduğu için WCW bunları kullanamazdı. Ancak o zamanlar Nitro'yu izlediğinizde Scott Hall'un adeta bir Razor Ramon gibi konuştuğunu görebiliyordunuz. WWE bundan rahatsız oldu ve rakibini dava etti. Bu süreçte de Diesel ve Razor Ramon'un WWE'ye tekrar gelecekleri duyuruldu. WCW bu durumdan rahatsız olup Nash ve Scott Hall'a gitmesinler diye daha da fazla para ödediler. Halbuki WWE, Fake Diesel ve Razor Ramon'u ringlere getirmişti. Dava süreci de WWE lehine tamamlandı ancak çok değişik bir sonuca varıldı. WCW, ileride kendilerine ait bir takım şeyleri satışa çıkaracaklarsa WWE bunları alma hakkı elde etti. Herkesten önce öncelik onlarındı. Böylece de Attitude Era'da WCW batışa geçince Vince McMahon rakibini almış oldu. Bu yüzden de NWO ve diğer birçok WCW kaynaklı karakter ve oluşumu kendi bünyelerine daha kolay katabildiler. Attitude Era öncesi WrestleMania 13 yalnızca 237 bin satarak tüm zamanların en az satın alınan WrestleMania'sı olmuştu. Bret Hart ve Stone Cold'un efsanevi Submission maçının da olduğu bu gösteri maalesef hiç ilgi görmemişti. Bir yıl içerisinde ise inanılmaz şekilde yükselen bir grafik görüyoruz. Attitude Era'daki olaylar izlenmeleri öylesine artırmıştı ki WrestleMania 14 730 bin sattı.
bir önceki WrestleMania ile arasında 3 kat fark var. WrestleMania 15 800 bin, WrestleMania 16'da tam 824 bin sattı. Bunun o döneme göre zirvesi de WrestleMania 17'de yaşandı. 1 milyon barajı ilk kez aşılmıştı. 2007'ye kadar da bir daha aşılamayacaktı. Attitude Era'nın WWE'nin en parlak dönemi olduğunu sırf bu rakamlardan bile anlayabilirsiniz. Elbette günümüzde çok daha farklı oluşumlardan para kazanılabiliyor. Ancak direkt olarak bilet ve pay-per-view satışlarında Attitude Era zirveydi. Hazır WrestleMania'lardan bahsetmişken Attitude Era'nın ilk WrestleMania'sı 14'e bir gidelim. Stone Cold'un Shawn Michaels'ı yenip şirketteki ilk ana kemerini alacağı o gece aslında işler pek de rahat ilerlemiyordu. Shawn Michaels zaten egoluydu ve Bret Hart da gittikten sonra şirketin en büyük adamı olacağını düşünüyordu. Stone Cold Steve Austin de önlenemez şekilde yükseliyordu. WrestleMania'ya gidilen süreçte Mike Tyson'ın da dahil olduğu olayların sonunda Stone Cold WWE şampiyonu olacaktı. Shawn Michaels buna itiraz etmeye başladı. Bunun kendi kariyeri için iyi olmadığını, kemeri kaybetmek istemediğini söyledi. Hatta maça çıkmadan önce bizzat The Undertaker Shawn Michaels'ın yanına gelip onu tehdit etti. İyi yönde bir tehdit bu. Kemeri kaybetmemek için kafana göre takılırsan buraya geri döndüğünde seni döverim dedi. Neyse ki o tarz bir şey yaşanmadı. Ancak maçtan sonraki basın toplantısında Shawn'ın ortalığı karıştırma planı vardı. Basın toplantısında normalde sadece Austin, Mike Tyson, Vince ve Shane McMahon olacaklardı. Michaels orayı basacaktı ama sakinleşip bu planından vazgeçti. Belki de kariyerine mal olacak bir hatanın ucundan da dönmüş oldu böylece. Attitude Era'da ringdeki kişilerin yaptıkları kadar aslında hikaye örgülerinin başarısı da en önemli şey olabilir. Vince Russo, WCW'ye geçtikten sonra baş yazar olarak Chris Kresge getirildi. Kendisinin tarzı diğer tüm yazarlardan farklıydı. Sinema ve televizyon endüstrisinde kullanılan resimli taslak yöntemini güreşe getirmişti. Böylece her olayı sahne sahne ele alıp bir sonraki adımı da bu şekilde çizerek belirliyordu. WWE tarihinin hikaye olarak en sevilen zamanları muhtemelen onun zamanlarıydı. 2002 yılında şirketten gitti. Sadece 2 yıllık bir süreçte şirkete en çok etki eden hikayelerden bazıları hep onun parmağından çıktı. Birçok güreş severe göre daha uzun süre şirkette kalmalıydı. USA Network, Raw'un ilk günden beri yayıncısıydı. Attitude Era döneminde network satıldı. Barry Diller, USA Network'ü 4,5 milyar dolara sattı. Şubat 1998 yılında tamamlanan bu satış WWE'ye de etki etti. Daha önceleri yayınladıkları şeylere fazladan dikkat ediyorlardı. Mesela Brian Pillman'ın evinin basıldığı segmentte Pillman silah kullanıyordu. USA Network bu durumdan rahatsız oldu. Vince McMahon özür dilemek zorunda kaldı. Network satıldığında ise yeni sahipler daha rahat olabileceklerini söylediler. Bu da direkt olarak Attitude Era'nın daha ekstrem, daha cinsellik ağırlıklı senaryolarına kapı açtı. Geri dönüşü de hem USA Network hem de WWE'ye olumlu yönde yansıdı. WrestleMania 2000, zamanına göre büyük hayal kırıklığı olan bir gösteriydi. Dönemin imkanlarında daha ötesinin beklendiği bu gösteride ilginç bir detay var. Stone Cold ve Undertaker'ın olmadığı bu WrestleMania'da şirket elindeki birçok ismi değerlendirmek istedi. Güreşçilere ödeme yapacak olduklarından dolayı da çoğunu tek gösteride kullanmak istediler. Main Event'te Triple H, Foley, Big Show ve The Rock her bir McMahon'in temsilcisi olarak bir Fatal 4-Way maçta boy gösterdiler. Yalnızca bu maç değil, diğer tüm maçlara bir göz atın. Terry Runnels ve Cat'in Catfight maçı dışında hiçbir maç birebir değildi. Bu da WrestleMania 2000'i tüm zamanlarda hiç birebir erkek maçı olmayan tek WrestleMania yapıyor.